Merhaba sevgili izleyiciler, Kent Vizyonu programına hoş geldiniz. Hepinizin de bildiği gibi Kent Vizyonu programında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Yine bugün programımızda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatacağız. Büyük bir bölümünü paylaşacağız ve program konuğumuz, stüdyo konuğumuz Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mustafa Genç. Hoş geldiniz programımıza Mustafa Bey. Hoş bulduk Cihan Hanım, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Yoğun bir genel sekreterlik yardımcılığı yapıyorsunuz. Birimler size bağlı, birimler oldukça kalabalık. Evet. Genel bir tanıtımını yapalım. Genel sekreterlerinizin yardımcılığını yaptığınız birimlerin çalışmalarını genel bir anlatalım. Sonra da bu yoğun tempo içerisinde neler yapılıyor? Bugüne kadar neler yapıldı? 2018'de planlanan projeler neler olacak? Onları birlikte konuşalım. Pekala. Teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi buradan tabii ki Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yayına sokmuş olduğu Web TV, özellikle çalışanlarını, sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten ben de yakından izliyorum. Teşekkür Çok kaliteli bir yayınla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini aktarıyoruz. Web TV'mizin üzerinden diyelim. Güzel bir, büyük bir hizmet oldu bu da ayrı bir şekilde. Çok yani bunu belki birçok belediyede yoktur böyle bir hizmet. Ekim ayı benim Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gelişimin birinci yılı oluyor. Birinci yıl doluyor şimdi. Şunu özellikle belirtmek isterim ki tabii geçmiş dönemlerde yaptığım işlerde de çok zevk aldım. İyi bir şekilde hizmet vermeye çalıştık farklı alanlarda, farklı kurvarlarda. Ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde değerli belediye başkanımız Sayın Cengiz Ergün'le birlikte Manisalı hemşehrilerimize hizmet etmek gerçekten daha çok zevkliymiş. Onun önderliğinde büyük tecrübesinden istifade ettim. Bir yıl içerisinde kendisiyle yakın bulunma münasebetiyle gerçekten olaylara bakış açısı, olayların çözüm şeyi, kendi tecrübemizi Sayın Başkanımızın da tecrübelerinden alıntı yaparak Manisa'da Manisa Belediyesi'nin hizmetlerini daha vatandaşa daha nasıl yaygın bir şekilde yayarız ve her vatandaşımıza nasıl dokunuruz, nasıl onları mutlu edebiliriz? Bu konuda gece gündüz çaba sarf etmeye başladık. Tabii ki elimizden geldiği kadar bütün vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediye'mizin 17 ilçede hizmetlerini yaygınlaştırıp vermeye çalışıyoruz. Bu alanda da tabii ki genelde sosyal vatandaşa dokunan bölümleri benim ilgi alanıma giriyor. Girdiği için daireler özellikle. 10 tane daire başkanlığı evet. Size bağlı. Evet. Belediyemizin daire başkanlıklarından 10 tanesiyle biz beraber çalışıyoruz. Sağ olsun arkadaşlar da gayret içerisinde. Herkes kendi görevini yapıyor. Evet. Ancak biz de tabii bunları planlayıp, programlayıp daha iyi, titiz bir şekilde takip ederek koordinasyonu yapıyoruz. En iyisini en ekonomik nasıl yaparız? Bunu da başkanımızdan öğrendik tabii. Burada onu da belirtmeden geçemeyeceğim tabii ki. Ama bütçesini en iyi kullanan en iyi belediye bir seçildi. Belediye. Tabii her alanda aslında Manisa Büyükşehir Belediyesi bana göre çok büyük atılım yapan bir belediye oldu. Hı. Ben eski Ankara'dan geldim biliyorsunuz buraya. Türkiye'nin hemen hemen 60-70 vilayetini gezmiş bir insanım. O süre içerisinde Ankara'da bulunduğum süre içerisinde birçok büyükşehir belediyesi ve normal belediye ile ilgili İlleri de gezdim. Hı hı. Gittiğim yerlerde tabii ki o dönemdeki görevim icabıyla da belediyelere de ilintili işlerle gördüğüm için diyorum gerçekten Manisa'nın her alanı şantiye gibi ve her alanda çok büyük projelere hem normal belediyeyken Manisa'daydım biliyordum atıldı hem Büyükşehir Belediyesi'nde iken çok büyük projelere imza atılıyor. Yani bakın şimdi yaklaşık 1089 mahallemiz var. Değil mi? Evet. Manisa'nın gerçekten çok büyük bir alan. Bu alanın tamamına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin belediyecilik hizmetlerini yönlendirmek, yetiştirmek ve bunu en iyi şekilde takibini her yapmak, noktasını programını yapmak çok büyük özveri isteyen bir şey. Ben buradan burada çalışan bütün personelimizi de tebrik ediyorum. Herkes özveriyle gerçekten nasıl daha iyisini yapabiliriz? Nasıl daha iyi hizmet edebiliriz? Nerede bir aksaklık var? Gece gündüz demeden 24 saat. Ben de dahil olmak üzere başkanımızı da biliyorum. Gecenin ikisinde birinde beni arayıp eksik ve karşılıklı gece dışarı çıktığımızı, hizmetlerin devamında kontrolümüzü bildiğimden dolayı
Ve Türkiye'de belki de gerçekten büyük projelerle, kendi öz kaynaklarıyla öz kaynaklarıyla kaynak yaratarak büyük projelere imza atan bir belediyeyiz, büyükşehir belediyesiyiz. Tabii ki bu da neyle olur? Liderle olur, belediyenin yöneticisiyle olur, büyükşehir belediye başkanımızın önderliğiyle. Biz de burada her konuda vatandaşımıza dokunmaya çalışıyoruz. Geçenlerde bir deprem olduydu, hatırlarsınız, evet. Bundan 3-5 ay önce. Ben de o deprem vasıtasıyla her gece hemen hemen Gölmarmara'mızın Tiyenli kasabasına, mahallesine gittim geldim. Onlarla iftarda beraber olmaya çalıştım hep böyle. Orada yaşlı bir amca 80-85 yaşlarında bir şey söyledi bana. Önemliydi aslında bu. Dedi ki evladım biz yıllardır dedi çamur içinde yürüyorduk dedi. Cengiz geldi dedi bizim ayağımız çamura girmez oldu. Biz şimdi dedi şehirdeki gibi taşın üstünde yürüyoruz, asfaltta yürüyoruz dedi. Ne mutlu bunu dedirebilmek. Evet, bunu dedirebilmek çok önemli bir şey. Yani başkanımızın o konuda gerçekten yani 102 mahalle arkasından 154 mahalleyi tekrar alıp altyapısını, üst yapısını yaparak her şeyiyle, suyuyla, kanalizasyonuyla, içme suyuyla birlikte köylüye, mahallemize teslim etmek önemli ve büyük projeler. Manisa merkezdeki büyük projeler hepsi devam ediyor. Ben şunu diyorum yani buradan engellemeye çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Bizim hizmetlerimizi vatandaşa tabii ki engelleyip geciktirmek istiyorlar. Siyasi kaygıları var ama biz şunu diyoruz. Sayın Başkanımız her sözünde şunu söyler. Ben de aynı şeyi söylüyorum, tekrar ediyorum. Hizmetin siyaseti olmaz. Biz vatandaşımıza en iyi hizmeti dediğim gibi en ekonomik bir şekilde vermekle mükellefiz. Tabii ki ben kendi istikrar alanımda da bana bağlı dairelerde de icracı ya olan daireler var. Sosyal doku, vatandaşa sosyal yönden dokunabilecek dairelerimiz var. Bunlarla en iyisini daire başkanlarımız, onları da tebrik ediyorum. Her bir sözleriyle çalışıyor. Birlikte en iyiyi götürebilmek, ileriye götürebilmek, Manisa'nın yıllarını kurtarabilmek, Manisalı hemşehrilerimizi aydınlık, müreffeh bir Manisa'da efendim, her yönden kalkınmış, tertemiz bir Manisa'da ulaşımından yoluna varana kadar her şekilde ve sosyal ve kültürel hayatıyla birlikte yaşatmaya çalışacağız. Mustafa Bey, size daha çok kültür ve sosyal ağırlıklı daire başkanlıkları bağlı gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Ya vatandaş odaklı yapılan hizmetler size bağlanmış gibi görünüyor. Evet. Yani yapım işleri ve diğer konular farklı genel sekreter yardımcımıza bağlı. Ama siz ofiste oturmayı da çok sevmiyorsunuz. Yok. Bildiğim hem haberlerden de yakından takip ediyoruz, Web TV haberlerinden de sürekli dışarıdasınız. Vatandaşla iç içesiniz. Hem merkezde hem ilçelerde her türlü mahallede sizi oldukça sık görüyoruz. Hem çalışmaları denetliyorsunuz daire başkanlıkların hem de vatandaşla yüz yüze sohbet etme imkanı buluyorsunuz. Bu da çok keyifli olsa gerek. En çok zevk aldığım şeylerden bir tanesidir benim. Hı-hı. Hemşehrilerimizle birebir konuşmak. Ben belki yeni bir belediyeciyim ama şunu öğrendim ki oturarak belediyecilik yapılmaz. Elbette. Hangi makamda olursan ol. Yani makaman, mevkin ne olursa olsun mutlaka sahada olmalısın. Birebir işin başında olduğu müddetçe o iş daha iyi gidiyor. Mutlaka. Bu yüzden de tabii ki Sayın Başkanımızın da bilgisi dahilinde dediğiniz doğrudur. Yani ben odamda belki günde bir saat iki saat otururum, geriye kalanlarında o da resmi yazışmaları tamamlayabilmek ve Sayın Başkanımıza bilgi aktarımı yapabilmek durumlarından önce oturuyorum. Onun haricinde ben sadece bana bağlıdır değildir diye bakmam. Belediyemizin bütün hizmetlerini, bütün yatırımlarını nerede varsa onlara gidip yerinde kontrol etmek, vatandaşımıza dokunmak, hemşehrilerimizle belediyemizin yapmış olduğu yatırımları anlatmak. Velhasıl kerem onların belki yanlış anlatılıyor, belki göremiyorlar. Evet. Doğrusunu anlatmak. Birebir temas, yüz yüze konuşma çok daha önemli. Mutlaka yani biz çok iş yapıyoruz aslında. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak cidden diyorum bu kadar yatırmış bir yerde yok. Ama bunun bir de vatandaşa dokunan yönü olması lazım. Vatandaşa anlatılması lazım. Yani ne için yapılıyor? Hangi hizmet, hangi yatırım vatandaşa ne götürüyor? Bunları yapmamız lazım. Bu olayda özellikle önemsediğim için sahada daha çok olmaya çalışıyorum. Ama tabii ki icracı, iş yapan dairelerimiz de var. Yani bunlardan işte başlarsak biz geldiğimden beri itfaiye dairesine de mesela birinci sırada başlarsak bugün geçen aylarda
2, 3 ilden İstanbul'da dahil olmak üzere daire başkanları geldi. İtfaiye daire başkanları. Tesadüfen denk geldim ben de itfaiye daire başkanımızın önünde. Bizim itfaiye hizmetlerimizi örnek almaya gelmişler. Birisi de Kayseri'ydi gördüğüm kadarıyla. Bir iki yer daha vardı. Tam şimdi isimlerini tam hatırlayamıyorum ama. Ya diyor ki biz böyle araçları almamız bile mümkün değil. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Rakamları öğrendiğim için bizim itfaiye noktalarımız, yani işte müfrezelerimiz ve itfaiye amirliklerimizin sayısı 55. İstanbul'da da ancak bu kadar var. İstanbul'da yarışır vaziyetteyiz. İnanın öyle bir duruma gelmişiz. Bugün yaklaşık 17 ilçede itfaiye amirliklerimiz kurmuşuz. İtfaiye amirliğimiz var. Ve 34 ayrı noktada da müfreze yaptık. Niye? Oluşabilecek her türlü kaza, yangın, trafik kazası her şekilde anında müdahale edebilmek uğruna bu şeylerin tamamını tamamladık. Müfrezelerimizi tamamladık. Müfrezeleri tamamlarken içerisine yetişmiş kalifiye elemanları ne yaptık? En az 3 defa sınavdan geçiriyoruz önce hanım. Bunları alırken itfaiye erlerimizi. Ve Manisa'da 3 ay eğitim veriliyoruz en az. 3 aylık eğitimden sonra müfrezelere gönderdik ve bugün yaklaşık 666'ya yakın itfaiyede personelimiz var. 164 araçla biz Manisa'lı hemşehrilerimize itfaiye konusunda da hizmet vermekteyiz. 55 ayrı noktada içerisinde itfaiye amirliklerimiz var. Yani bunları isimlerini saymamıza gerek yok. Hı hı. Ama bu meyanda şunu da yetinmedik. Dedik ki biz bir de Sayın Başkanımızın yine müsaadesiyle itfaiye müfrezelerinden daha uzak noktalardaki mahallelerimiz de var. Evet. Buralarda müdahale edebilmek yönüne yaklaşık 100'e yakın tanker basınçlı su verebilen traktörün arkasına bağlanıp önümüzdeki, yani bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta öncelikle ilçe merkezlerine vereceğiz. Sonra o tankerleri mahallelere dağıtacağız yaklaşık 100 tanesini. Oradan da traktörle İtfaiye müfrezesindeki bizim çalışanlarımız müdahaleye edene kadar o mahallede muhtar veya aza veya diğer kişiler anında yangına ve diğer şeylere müdahale edebilmesi açısından. Hem eğitim veriliyor, aynı zamanda vatandaşa da eğitim veriliyor bildiğim kadarıyla. Daha doğrusu biz Ali Gül'ü de konuk etmiştik itfaiye daire başkanını, o da bahsetmişti. Ama Mustafa, şöyle bir gerçeklik de var. Her gelen daire başkanı, programımıza katılan daire başkanı hep aynı şeyi söyledi. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün özellikle araç, teçhizat konusunda asla hiçbir şekilde hemen ne gerekiyorsa alınsın. Evet. O konuda hiçbir taviz yok. Eksik neredeyse tamamlansın. Bu konuda kendilerini çok mutlu ve memnun hissediyorlar. Burada aynı şekilde ifade buyurdular daire başkanları da. Bu da çok önemli. Hem insan, personel anlamında hem de makine ve teçhizat anlamında her şey tam olması gerekiyor. Araç gereçlerin tamamını gerçekten itfaiyede, özellikle konuyu oradan açtık, sırayla şey yaparsak, itfaiye konusunda Sayın Başkanımız en ufak bir kesintiye uğratmadı. Evet. Biz vatandaşımızı daha iyi, daha kolay ve daha en seri bir şekilde nasıl olaya, vakaya müdahale edebiliriz, onun hesabındaydık. Gerçekten büyük bir araç filomuz var bizim. Yani bu konuda itfaiye konusunda daha önümüzdeki yılda da planlarımız var. Bu planımızda da amirliklerimizi geliştireceğiz. Yeni araç alım şeylerimiz var. Plan programımız var. Projelerimiz var. İnşallah şu anda çok iyiyiz. Birçok ilden de demeyeyim de yani 30 büyük şehirden. Yani İstanbul'la o özellikle söyledim. Bizim eşdeğer olmamız mümkün değil nüfus itibariyle. Elbette. Ama onun bile sayısı kadar bizde itfaiyede noktamız var. Yani ve personelimiz var. Birçok ilde 100-150 araçla personelle ancak müdahale ederken biz gerçekten sadece ben geldiğimden beri 250 kişiyi yeni itfaiye eri yetiştirerek kattık. Tabii vatandaşlarımıza da bu arada hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu sadece itfaiye konusundaydı. Hı hı. Aynı zamanda bizim biliyorsunuz transit geçiş yolları var. Yani İstanbul-İzmir yolu buradan geçiyor. Birçok trafik kazasında müdahale edecek en ağır teçhizatları da aldık biz. Anında araç trafik kazasında çıkarabilmek için. Onlara da çok seri bir şekilde müdahale ediyoruz.
Ben buradan hem daire başkanımız hem orada özveriyle çalışan itfaiye ellerimizi de tebrik ediyorum. Gerçekten bu konuda son derece başarılı. Başarı evet. Yani çok önemli. İşte o da nedir? Personeli araç ve gereç teçhizat bakımından desteklediğin anda başarı da geliyor tabii ki. Ve arkadaşlarımıza dikkatli olmasıyla geliyor tabii ki. Evet, haliyle. Çok yani, hassaslar ve çok dikkatliler. Bir işte Yonca Hanım, başarılı olmanın yolu işini sevmekten geçer. Kesinlikle. İşini seven herkes mutlaka başarılı olur. Önce yaptığın işi seveceksin. Çünkü diyoruz ki yani vatanını seven en iyi insan, en iyi o şey vatanına çalışan insandır. Yani bu yüzden bizim bütün çalışanlarımızın bu seviyede olması tabii ki bizim de hepimizin temennisidir. Öyle de oldurmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim hemşehrilerimizin hizmetindeyiz yani. Biz onun için oturuyoruz burada. Onun için bu makamları işgal ediyoruz. Zaten belediye kanununda da öncelikli yani, birinci görevi evet, halkın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Aynen öyle, tabii ki. Yani, belediye kanununda da aynı evet, şekilde temel ihtiyaçlarını belediyeler karşılar. Tabii diyor ki yani biz sadece böyle işte diyorum ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi işte altyapı, üst yapı sadece bununla uğraşmıyor. Sosyal hizmetleriyle de vatandaşa dokunan yeri yapıyoruz. Bakın bugün Manisa'da sadece 323 aileye sıcak yemek veriyoruz araçlarımızla. Merkezde mi? Merkezde tabii. 323 aileye sıcak yemek veriyoruz ve gıda bankamızdan 7000'e yaklaşık vatandaşımıza da ilçelerimizdeki biliyorsunuz gıda bankalarımız var bir merkezde evet, ve diğer 15 ilçede ve bir de merkezde var. Tabii ki bunları çok titiz bir şekilde tespit ediyoruz ama vereceğimiz kişileri. O kadar güzel bir ben çok beğendiğim için söylüyorum. Sayın Başkanımız onu planını, projesini yapmış. Vatandaşımıza verdiğimiz gıda bankası kartıyla normal bir markete girer gibi bakın vatandaşımız ne yapıyor? Geliyor, alışverişini yapıyor, kredisi var. Kredi kartından çeker gibi çekip gidiyor. Bunun anlamı nedir? Vatandaşı rencide etmemek için. Ona biz dokunuyoruz ama o da kendini yoksulluğunu ortaya çıkarmamış oluyoruz. Bu da çok önemli, çok bir önemli olay. Yani bugün 7000 kişiye Manisa il genelinde hizmet veriyoruz. 7000 kişi gıda bankalarımızdan ne yapıyor? İstifade ediyor. Evinin gıdasını, çocuğunun ayakkabısına, montuna, hepsine varana kadar hizmet veriyor. Psikolojik olarak da dediğiniz tabii gibi. Tabii ki sosyal belediyecilik netice itibariyle. Kesinlikle aynı yani şekilde evet, alışverişini rahatlıkla markete nasıl herkes dediğiniz gibi kredi kartıyla gidip alışveriş yapabiliyorsa evet, o da belediyenin kartıyla gayet rahatlıkla istediğine ihtiyacı varsa evine alabiliyor. Burada vatandaşı üzmemek, onu yara vermemek bizim hı-hı, derdimiz. Yani meselemiz oydu. Bakın geçen iki yıl önce yapmış. Bu yüz tekrar projeyi aldık sağ olsun başkanım. Ben Manisa il genelindeki bütün okullara öğrencilerimize dedim ki elbise, okul kıyafeti başkanım. Ücretini her okulda 3 kişiye vermişiz 2015 yılında. 16'da vermemişiz. Başkanımız dedi ki 3 kişiye vermeyelim. Mustafa Bey 5 kişiye çıkaralım dedi. Her okuldan 5 öğrencimize. Ama bunu nasıl yaptık? Yaklaşık 500 milyona yakın 3900 öğrenciye Manisa il genelindeki öğrencilerimize okul kıyafeti çeki dağıttık. Çek verdik. Ama kişilere vermedik. Tespit ettik ki öğrencilerimizi. Bir şekilde kendi koordinatörlerimizin vasıtasıyla yardımlaşma okullar vakfı var. Onların vasıtasıyla birlikte en ihtiyacı ve mağdur olanı kimse ona vermeye çalıştık özellikle. Bunu verirken bile çocuklarımıza vermedik. Okul müdürlerine bu çekleri zimmetle teslim ettik çocuklara ulaştırsın diye. Bütün bunların tamamını yoksulluğun plana çıkarmak istemiyoruz. Yani değil mi? O çocuk da arkadaşlarının yanında tabii ki, tabii, kesinlikle yapmıyoruz bu işleri ve bu yıl yaklaşık Manisa il genelinde bütün ilçelerde dahil olmak üzere 3900 öğrenciye biz okul öğrenci kıyafetiyle ilgili çek verdik. Çekide dağıttık. Yani bunun da büyük bir meblağı var tabii ki haliyle. Sayın Başkanımız bu konuda bizlere direktif verince çalışmasını hemen bitirdik ve okullar açıldığında teslim ettik kendilerine. Yine bizim sosyal belediyecilik alanında biliyorsunuz her yaşayan aslında canlı bir engellidir dedik. Engelli adaydır. Evet. Bunu düşünerek ne yaptık? Bugün 208 tane akülü aracı engelli vatandaşlarımıza yine her yıl plan ve programını yaparak gerçekten ihtiyacı olan ama bakın ihtiyacı olanı. Bunu birçok yoldan alıştırıyoruz biz.
Gerek tapu kayıtlarından araştırıyoruz, gerek işte SGK'daki maaş durumundan araştırıyoruz. Muhtaç ve mağdur olan, alamayacak durumda olan bütün hemşehrilerimize bu tür yardımları yapıyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi olduğumuzdan beri yaklaşık 667 tane engelli vatandaşımıza ulaşmışız. Harika. Vermişiz. Ne kadar ya, önemli bir olay. Sizin sağlıkçı geçmişiniz de var. Evet. Engelli vatandaşların çoğu bu sebeplerden ötürü hem işte araçları olmadığı için hem işte dışarıya çıkamıyor çoğu. Hep evde saklıdır. Hayata bağlamak önemli. Çok önemli. Ya o dışarı çıktığında da daha önce Ulaşım Daire Başkanı'nda konuştu. Otobüslerimiz var. Engelliler için uygun. Görme engelliler için yaptığımız yollar keza öyle. Artık engelli vatandaşı da normal bir vatandaş gibi hayata kazandırmak önemli. Çok önemli bir olay. Çünkü Avrupa'da anlamıyorsunuz. Engelliyi fark etmiyorsunuz. Evet. Ama bizde çok az görünüyor. Çünkü dışarı çıkamıyorlar hiçbir şekilde. Ama şimdi artık rahatlıkla hem sizin desteklerinizle çok rahat. Belediyemizin destekleriyle. Yani belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin tabii sizin nezdinizde. Evet. Destekleriyle artık onlar da hayatın içinde bir birey olduklarını, bir yaşayan olduklarını görebiliyorlar. Çok önemli bir... Sarıgöl'de Yonca Hanım şeyi dağıtırken çok böyle şeyler yaşıyorum tabii. Böyle vatandaşa birebir gidip dağıtırken bir tane bayan kardeşimiz, hanım kardeşimiz, iki kardeş, ikisi de biri bay, bir bayan, ikisi de engelli yani daha doğrusu. Dedi ki artık dedi arkadaşlarıma başlarım çay içmeye gidebileceğim dedi. Ben de çok duygulandırdı. Beraber oturduk, sohbet ettik yani orada. Şimdi bunlara bu güzelliği yaşatabilmek, bunu Sayın Başkanımızın tabii ki bir projelerine bugüne kadar hiçbirine hayır demedi. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim de önümüzü açtı yani en azından dokunmamızı sağladı. Yani burada özellikle yaklaşık bu sayıdaki vatandaşa bunu dağıtmak da bayağı bir meblağ işi. Yani evet, tabii ki evet. Ekonomik şeyi de var burada. Gideri getir şeyi de var ama biz buna bakmıyoruz. Vatandaşımızı nasıl dediğiniz gibi mutlaka engelli vatandaşımızı hayata bağlayıp onu da yaşamın bir yerinden tutunabilmesini sağlıyoruz. Bu da belediyemizin farklı bir şeyi. Kesinlikle. Ayrıca görme engelli vatandaşlarımıza 400 adet beyaz baston şeyi dağıttık biz. Bu desteği sene, verdiniz. Tabii Beyaz Ay dernekleriyle, yani bu görme engelli derneklerimizle birlikte. Hatta geçen hafta, bilmiyorum takip edebildiniz mi, görme engelliler bir haftası vardı. Biliyorum, basından takip ettik. Sizler vardı. De katıldınız. Gittik valiliğin önünde, biz de bir engelli gibi gözlerimizi bağladılar. Ne kadar zor değil mi? Kadar yürüdük. Gerçekten çok zormuş. Giderken kaç defa ayağım takıldı, düşer gibi oldum. Kolumdan şey yaptık. Bu arada bu şeyle beyaz değnekle yürüdük ama onunla yürümek bile çok gerçekten zor. Çok zormuş. Allah yardımcıları olsun ama biz onların daha iyi nasıl yaşayabilirler, önlerini nasıl açarız, daha rahat bir şekilde hayata nasıl kazandırırız, onun şeyini her zaman yapmaktayız. Yani bir plan ve programı da yapmaktayız. Burada tabii bizim aynı zamanda aile danışma merkezimiz de var. Psikologlarımız var. Bu konuda çocuklara da bir eğitim veriyoruz. İşte sosyal konulara girdiğim için söylüyorum özellikle. Ailelere yardım veriyoruz aynı zamanda. Bu meyanda belediyemiz sadece şeyde kalmıyor. Yani yardımlarımızı bir alanda yapmıyoruz. Bakın yangın oluyor, evleri yanıyor vatandaşlarımızın. Bugüne kadar yaklaşık 2014'le zannediyorum 2017 arasında 55 tane vatandaşımızın yanan evini, ev eşyasını aldık. Birçoğunu ben teslim ettim. Gittim evlerine. Şimdi onların gözlerindeki o pırıltıyı, mutluluk tabii ki çok önemli. Bunu Büyükşehir Belediyesi olarak yaşatmamız bizi de mutlu ediyor. Hep bütün belediye zaten çalışanlarını da mutlu ediyor. Toplumumuzda da var. Kendi bünyemizde birbirimize yardım etme, komşusuna yardım etme. Hep konuşuruz. Daha yakın bir zamanda da Manisa'da kimse sokakta aç kalmaz. Mutlaka her köşede bir lokma dökülür, bir pilav kesinlikle dağıtılır, bir hayır yapılır. Öyle de bir kültürü var. Öyle tabii. De bir kültürü var. Evet, çok güzelmiş. Güzel de bir gelenek tabii ki, gerçekten. Tabii. Yaşatılan çok güzel bir geçen gelenek. Geçen Muharrem ayı itibariyle bakın günlerce Sosyal Hizmetler Dairemizle birlikte öncülüğünde aşure dağıttık başkanımızla birlikte. İnsanlarımızı
O konuda da mutlu etmeye çalıştık. En azından bir damak tadı vererek. O günle o aşure Muharrem ayının mahremiyetine de helalgelik getirmeden ve onu da anarak tabii ki elbette dokunmaya çalıştık. Ayrıca bizim bir hoş geldin bebek projemiz var. Yaklaşık bundan da 1882.000'e yakın evde bebeğe o konuda hizmet veren, hoş geldin bebek projesinde hizmet veren çalışanımızla, sağlık çalışanımızla birlikte evlere gidip ziyaret ediliyor. Hatta bir iki tanesine Sayın Başkanımızın değerli hanımefendi eşleriyle birlikte gidildi, yapıldı. Bunun haricinde yine bu şeylerde biliyorsunuz deprem oldu. Depremzadelere geçen ay itibariyle yaklaşık 585 bin Türk lirası kadar nakdi yardım yaptık. Evet. Evleri ağır derecede hasar gören vatandaşlarımıza. Bunların tamamı sosyal belediyecilikle ilgili belediyemizin projeleri, Büyükşehir Belediyemizin projeleri var. Tabii ki eğitim ve kültürde de biz çok iyiyiz. Belediye olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak iyiyiz. Yani bugün itibariyle bildiğim kadarıyla bizim MABEM'lerimiz var biliyorsunuz. MABEM'lerde 7500'e yakın öğrencimiz eğitime hazırlanıyor, üniversitelere hazırlanıyor. Şimdi Sayın Başkanımız da bu işe çok değer veriyor. Aldığında MABEM'leri başlattığımızda başarı oranları çok düşüktü. %50'lerde, o civarda bir şeydi. Geçen yıl %96'yı yakaladık ve bu yıl yani 2017 yılını %90'la rekor kırdı. Ne demektir %90? Orada eğitim alan öğrencilerimizin %98'i gerek TOEK'ta, gerek diğer sınavlarla kazanarak bir üst öğrenime ne yapmış oluyor? Geçiş yapmış oluyor, kayıt yaptırmış oluyor. Bu bizim için gerçekten büyük, çok başarı. Büyük bir başarı. Aynı zamanda buradaki öğretmen 200-300'e yakın 258 tane eğitimci. Öğretmenimiz var, eğitimci. Ve bunları da şeyden geçiriyoruz, mülakattan geçirerek. Biz gerçekten şunu da özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Biz belediyeye iş alalım diye insan almıyoruz. Yani adama önemli. Göre iş icat etmiyoruz. Biz işe göre uzmanı, insan kalifiye, tabii ki, tabii ki işe göre hangi kişi en iyi yapabilecekse özellikle kalifiye. Tabii ki bu çok zaten önemli. Öğretmenlerimizin seçilmesinde bizzat ben eski bir 10 yıllık kadar eğitimcinin de olduğu için başlarında duruyorum. Onlarla birlikte mülakatlarına, sınavlarına da giriyorum. Biz tabii ki bu eğitim ve kültür alanında sadece MABEM'lerle değil, Manisa'daki bütün kültürel ve sosyal alanlar da hemşehrilerimize iyi vakit geçirmek, değişik kültürel tiyatrolar yapmak. Bakın kış mevsimi Eylül ayı itibaren geldiğinden itibaren her ay iki tane ulusal tiyatro getiriyoruz Manisa'ya. Kendi tiyatro, şehir tiyatromuz var. Oradaki çocuklarımız yaklaşık 17 tane bizim sanatçımız var. Onlar her yıl iki tane oyun hazırlıyorlar. Kış boyu oyunları merkezde ve ilçelerde ne yapıyoruz? Sahneye koyuyoruz. Ayrıca yine başkanımızın şeyiyle her ay iki tane veya üç tane şehir merkezine, yani il merkezine artı ilçelere de gönderiyoruz. Evet. İlçelerde de hayatında hiç tiyatro seyretmemiş insanlara tiyatroya getiriyoruz. Sosyal proje yapıyoruz. Engelleri biz taşıyoruz, tiyatroya getiriyoruz. İşte huzur evimizde yaşayan vatandaş şeylerimizi, yaşlılarımızı, çünkü hepimiz bir gün oralarda yaşlı olacağız düşünerek onları mutlu etmek amacıyla onlara proje yapıp tiyatrolar izlettiriyoruz. Ve bu şeyimiz Mayıs ayına kadar yaklaşık ulusal tiyatro getiriyoruz. Onları da bunu, dernek yararına özellikle çok o da bir çok önemli. Değindin sen Yonca Hanım. Bu da çok önemli. Kamu yararına kurulmuş. Hı-hı. Kamuya hizmet eden derneklere tiyatroları biz alıyoruz, oynattırıyoruz. Ancak yani sahnelettiriyoruz. Bunların gelirinin tamamını işte Hakder gibi Hayvanseverler Derneği'ne, kamu yararına kurulmuş Yardım Derneği'ne. Tabii ki bunları tamam onlara bağışlıyoruz. Onlar da bu yardımlarla topladıkları bilet satışından yardımlarla kendi sosyal aktivitelerini ne yapmış oluyorlar sayemizde? Yine Büyükşehir Belediyesi sayesinde devam ettirmiş oluyorlar. Bu da çok önemli. Artı yine bizim bu eğitim ve kültür alanında çocuk kültür merkezlerimiz var. Hı hı. Çocuk kültür merkezlerimizin şeyi çok önemli. Neden? 4 ile 12 yaş arasında çocukları alıyoruz oralarda. Buralarda ne yapıyoruz? İngilizce, matematik, Türkçe, okul öncesi mental matematik öğretimini,
ve bale, ritmik, dans gibi aklınıza gelecek jimnastikler, halk oyunları ne varsa biz o çocuk kültür merkezlerinde hizmet veriyoruz. Ne kadar öğrenci hizmet veriyoruz biliyor musunuz? 2016 yılında yaklaşık 6000'e yakın yani 5860 öğrenciyken bugün 9000 öğrenciye çocuk kültür merkezlerinde hizmet veriyoruz. 2017 yılı itibariyle bu çok önemli bir şey. Burada çalışan öğretmen sayısı bugün itibariyle 90 öğretmenimiz çocuk kültür merkezlerinde 9000 evladımıza geleceğe hazırlıyorlar. Nasıl bir geleceğe? Devletini, milletini seven, Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, modern insanlar yetiştirmek. Amacımız budur zaten bizim. Yani o yüzden de aynı zamanda eğitime katkıda yapıyoruz. Ayrıca yine bu eğitimle bununla yetinmiyoruz. Bizim masmek kurslarımız var. Özellikle bayanlara yönelik tabii. Çarşılarımız var, dükkanlar var. Bunlar geliyorlar. El ürünlerini oralarda satıyorlar. Buradan da mesela Hakdere Hayvanseverler Derneği'ne aynı şekilde gidiyor. Buralardaki insan sayısı, gelen kurs alan vatandaş sayısı geçen yıl 2700, bu senede 2800'lere yaklaştı. Çocuk kültür merkezlerini yine başkanımızın destekleriyle olmayan ilçelerimiz vardı. İki tane Aksaray açacağız nasip olursa projesini yaptık. Çok yakın zamanda Saruhanlı'da açıldı. Tabii açıldı. Saruhanlı'da var. Şimdi Demirci, Gördes ve Soma'ya planladık. 5 adet daha bu yıl açacağız nasip olursa. Tabii burada gençlik merkezlerimiz var biliyorsunuz. Çok önemli. Manisa Gençlik Merkezi'nde binlerce Manisalı hemşehrilerimiz hem eğitim alıyor hem kurs görüyor. Hem işte aklınıza gelen her türlü. Konservatuvar var. Tabii konservatuvarımız var. Tabii bizim Türk sanat müziği ve Türk halk müziği şeylerimiz var. Korolarımız var. Şeflerimiz vasıtasıyla da bunları vatandaşlarımıza ayda bir de bu korolar biliyorsunuz. Konserler verdiriyor. Neticede şimdi mesela Alaşehir'e yeni bir gençlik merkezi açtık. Oranın geçen ay itibariyle çalışanlarını sınav ve mülakattan geçirerek başlattık. Orada masmek ve kurslarında açacağız. Öğrencilerimiz oraya çağrıldı. Artık Büyükşehir Belediyesi'nin kendi binası var Alaşehir'de. Çok güzel bir bina yapıldı. Nasip olursa bir ay veya iki ay içerisinde Sarıgöl'de yeni bir gençlik merkezi açıyoruz. Orada da aynı şekilde. Selendi'nin gençlik merkezi binası inşaatı hızla yükseliyor. İnşallah orayı bile yapacağız yani. Başkan Bey'in dediği gibi Sayın Cengiz Ergün'ün Manisa merkezde ne varsa ilçelerde de aynısı olacak. 17 ilçede de aynı şekilde hizmetler devam edecek. Biz her ilçedeki vatandaşlarımızı aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlık alanında yine hizmetlerimiz var. Bakın Sayın Başkanımızın yine direktifleriyle kurulan bir evde bakım ünitesi var. Geçen yıldan beri bu yana yaklaşık yani tahminim her alanda günde 4 araçla 15 eve ayrı ayrı hizmet veriyoruz. Nasıl hizmet veriyoruz evde bakımda? 65 yaş üstü, yoksul, geliri olmayan ve bakıma muhtaç hemşehrilerimize, bay bayan muhtaç hemşehrilerimize. Birincisi sağlık hizmeti veriyoruz, hemşehrilik hizmeti veriyoruz. İkincisi rabite hizmeti veriyoruz psikologumuz vasıtasıyla. Üçüncüsü diyetisyenimizle farklı bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Dördüncüsü kişisel bakım hizmeti veriyoruz. Çalışanlarımız var. Tabii ki orada bir şey oluşturduk. Ekip oluşturduk. Kişisel bakım nedir? Bayan kuaför aldık. Kuaförümüz var bizim şeyden. Evde hiç dışarı çıkamayan yaşlı teyzelerimize gidip bakım yaptırıyoruz. Saçlarını taratıyoruz. Tabii ki banyosunu yaptırıyoruz. Evini temizliyorsunuz. Evinin temizliğine bakan çalışanımız var. Böyle bir hizmette devam etmeye çalışıyoruz. Bunlar da vatandaşlarımıza sosyal yönden, sosyal alanda yaptığımız hizmetlerden büyük bir bölüm. Yani neticede bu vatandaşlığı, bu yaptığımız hizmetler vasıtasıyla da vatandaşımıza bir şekilde dokunmuş oluruz. Yani bu hem tiyatrolar hem kurslarımız, eğitimlerimiz tamamı hepsi vatandaşımızın sosyal yönden daha boş zamanlarını farklı yerlerde değerlendireceklerini bu sosyal ve kültürel alanlarda yaparak artı gençlik spor alanında da var tabii ki. Bir sürü kurs açtık bakın. Yaz kurslarımız ayrı devam ediyor. Kış kursları. Kış kurslarımız ayrı bir şekilde yine gençlerimizi kötü alışkanlıklardan çekerek vatanına, milletine, bayrağına hizmet edebilecek, bu vatanı seven, vicdanı hür, aklı hür nesiller yetiştirebilmek. Ahmet Atatürk'ün dediği gibi. Ve
Spor alanında da çok büyük başarılar var. Gençlerimizin judoda, jimnastikte. Bütün birincilikleri burada yaşıyoruz. Bakın, Avrupa dereceleri var, dünya birincilikleri var. Çok hem judoda var, hem jimnastikte var. Daha geçen hafta jimnastikte birinci olduk yine aynı şekilde. Ayrıca tabii ki bizim spor takımlarımız da, bayan voleybol takımımız nasip olursa inşallah önümüzdeki yıl Sultanlar Ligi'ne çıkacak. Ayrıca tabii ki yani çok iyi gidiyor şu anda. Bütün maçlarını kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi futbol takımı çok iyi gidiyor, şu anda lideriz. Manisa'da yeni kurduğumuz erkek basketbol takımımız da çok iyi gitmekte. Şu anda kadar bütün maçlarını kazandı. Bu alanda da çok iyiyiz. Hem sağlık alanında, hem sosyal alanında, hem kültür alanında vatandaşlarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde de hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bakın, sadece geçen yıldan bu tarafa, yani insanın tabii ki sağlığı da önemli, ölümü de elbette önemli. Zaten vatandaşımıza doğumdan ölüme kadar, ölümüne varana kadar her şekliyle vatandaşımızı rahat ettirmeye çalışıyoruz, her şekliyle. Geçen yıl, bu yıl yani daha doğrusu bir yıl içerisinde vatandaşımızın çarşıda, pazarda, caddede, yolda, evinde rahat etsin diye yaklaşık 10 milyon liralık ilaç, 10 bin TL'lik ilaçla haşere mücadelesi yaptık. Her alanda, her alana şeyi yaptık, bütün dereleri, her tarafı ilaçlayarak vatandaşımızın yazın sinekten, sivrisinekten korumaya çalıştık tabii ki. Bunu da çalışanlarımızın vasıtasıyla yaptık. Muhtarlıklar dairemizin vasıtasıyla yatırımlarımızın yapıldığı bütün yerleri denetleyerek daha iyi yapılmasını, efendime söyleyeyim, bunun kontrol ve denetimini sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir işi yaparken arkasından da bir başka daire de bunu yapıyor ve muhtarlarımızla toplantılar yaparak mahallelerde, o bölümdeki dairedeki arkadaşlarımız gittiğinde köylü vatandaşlarımızla birlikte yapılan hizmetleri hem konuşarak anlatıyorlar, İhtiyaçlar hem tabii eksiklikleri de aynı zamanda tespit edip bu eksiklikleri de gidermeye çalışıyoruz. Kolay değil Mustafa Bey. 1089 mahalleden bahsediyoruz. Tabii ki. Manisa il genelinde. Evet, evet. Tüm hepsinin ihtiyaçları farklı, talepleri farklı. Mutlaka hizmet veriliyor, devam ediyor ama eksiklikler tabii ki bitmez. Yani ihtiyaçları bitmiyor. Bitmez vatandaşın. Bizim hizmetimizin sonu yok. Yani az önce dedim ya, hani ölüm, sağlığından doğumdan ölüme kadar Büyükşehir Belediyesi vatandaş hizmet veriyor. Gerçekten tam bildiğim kadarıyla 4000'in üzerinde mezarlık var Manisa'da. Bakın, bunun yaklaşık 2010 tanesi bize resmi olarak devredilip bizim uhtemizde bakımını, temizliğini yaptığımız mezarlık var. Bahar ayı geldiğinde bayramdan önce yaklaşık 200-250 tane geçici işçi alarak 2 ay içerisinde bütün mezarlıkların otunu, çalısını, dikenini tamamını temizlettirdik. Ramazan bayramına vatandaşlarımız yakınlarını ziyarete gittiklerinde daha rahat bir şekilde yerlerine gitsinler. Onlara hayırlarını ne yapacaksa, dua yapacaklarsa daha rahat bir şekilde ulaşsınlar diye bunu sağladık. Mezarlıklar dairemizde bizim bütün ekibiyle birlikte yine aynı şekilde bakımlarımız devam ediyor. Yaklaşık geçen yıl yapılan ihalesiyle 2016'da 12 bin metre, yani 12 kilometre mezarlık duvarlarını yapıyoruz. Bugün kırtığı bitirdik. Kırtığı da aynı şekilde çok güzel duvarlarla, yani mezarlıklarımızı aynı zaten şekilde tertemiz yapmaya çalışıyoruz. Bizim için ecdatlarımız önemli. Tabii ki. Büyüklerimiz önemli. Hem dini açıdan da önemli. Onları ziyaret ediyoruz. Evet. İçerisinin peyzajını da yaptık. Peyzajı da çok tamamını güzel. Yani, bütün ilçelerde de aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Sadece merkez 15 değil. 15 kırsal ilçemizde ve merkez ilçelerinde 17 ilçede bunların tamamı devam ediyor. Ayrıca gasilhane. Bütün ilçelerimize şu anda gasilhane, modern gasilhaneler yapıyoruz. Bu gasilhane içerisinde her türlü ihtiyaçlarını vatandaşlarımız karşılayacak bir şekilde bu gasilhaneleri inşallah büyük bölümünü bitirdik ilçelerimizin. Zannediyorum Gölmarmara, Selendi, Salihli de var ama yedeklerini yapıyoruz. Evet. Akhisar gibi birkaç ilçede. Bütün ilçelerde. Beş ilçede. Tabii olacak. Var. Eskisini yıkıyoruz ve eskisini farklı alanda kullanıyoruz. Yeni modern gasilhaneler inşa ediyoruz şimdi. Hı hı. Oralarda. Vatandaşlarımıza, tek tip olacak. Tek tip. Bir proje. Tabii ki hepsinin ilçenin büyüklüğüne göre, nüfusa tabii göre
Yonca Hanım, yani 250 metrekarelik gasilhanemiz de var. Yaklaşık 400 metrekare, 300 metrekare tip tip yani gasilhanelerimiz. Bunların da ilçenin nüfusuna göre, yoğunluğuna göre elbet, yani elbet. Ne kadar vatandaşımız bu işten hizmet edecekse ona göre yapmaya çalışıyoruz. En büyüğü 400 metrekare şeyimizin. Ayrıca burada geçen yıldan yaklaşık 6 aydır yeni bir hizmet başlattık. Sağ olsun başkanıma bahsettiğimde al başlat dediydi. Bir hoca imam hatip mezunu bir arkadaşımız işe aldık. Bizim gasilhanemizde biliyorsunuz ölüm kayıtları tutuluyor hepsinin günübirlik. Ertesi günü ölen ailenin evine sayın başkanımızı temsilen, başkanımızın bir mektubuyla birlikte, küçük bir paketimizle birlikte, işte içerisinde tesbih, takkesi, Yasin-i Şerifi ve gül suyu olan bir paketle gidiyor hocamız, içeri giriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden geldiğini ifade ediyor, başsağlığı diliyor. Acılarını paylaşıyor sayın başkanımızın adına, sonra içeride Yasin-i Şerif okuyor ve çıkıyor. Bu hizmetimiz gerçekten, tabii bizim reklamını falan yapılacak şey değil. Evet, bunu ben özellikle defa üstüne basarak dediğiniz gibi reklamı yapılacak bir hizmet değil. Çünkü çok hassas bir konu ama çok önemli. Bakın ben de burada belki sizden duydum ilk defa. Evet, İzleyicilerimiz de böyle bir hizmet, kimsenin başına gelmesin tabii, asla ama böyle bir şey istemiyor ama böyle bir hizmet, hassas bir hizmet de çok önemli, çok güzel her evden düşünülmüş bildiğim bir. Bildiğim kadarıyla Sayın Başkanımıza da hayır duası yapıyorlar. Böyle bir hizmeti düşünüp projeyi gerçekleştirdiği için önemli bir olay. Vatandaşlarımıza hani bu konuda da dokunup hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani bizim bu mezarlık dairemizle ilgili olarak da gerçekten büyük hizmetler yaptık. Bir başka yine böyle icraata dönük bir şeyimiz var Yonca Hanım. Hı hı. Kırsal Kalkınma Dairemiz var. Çiftçilerimizle çok haşır neşir bir durumdayız. Gerçekten bu Kırsal Kalkınma Dairemizin de vasıtasıyla çiftçi vatandaşlarımıza, Manisa'daki hemşehrilerimize, özellikle bütün ilçelerde, kırsal ilçelerimizde büyük dokunuşlar yapıyoruz. Tarım kenti tabii Manisa. Tabii ki. Tarım kenti olması hesabıyla neler yapıyoruz? Burada özellikle tarımsal sulama göletleri yapıyoruz. Hayvan sulama göletlerini yapıyoruz. Göletleri temizliyoruz tamamını. Yaklaşık bugüne kadar 133 tane çiftçimize büyük sera desteği yaptık. Nedir bu sera desteği? Seranın %75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hibesi oluyor. Vatandaşımıza kalan %25. O %25'inde iki taksitte alıyoruz. Bundan yaklaşık 2 ay önce yeni yapılan bir seranın, yani daha doğrusu 3-5 ay önce kurulmuş bir seranın Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımızın başkan ve buradaki teknik mühendisler kardeşlerimizle birlikte gittik Selendi'nin köylerine. Oturduk bir teyzeyle, sağ olsun bir teyzeme bir sera vermişiz. Beni de oturttu toprağa, beraber oturduk. Dedi ki oğul otur bana buraya dedi, oturdum. Dedi ki bak dedi, bu dedi Cengiz'in verdiği dedi serayla dedi, ben dedi şurasına marul ektim, buradan dedi parasını çıkardım. Arkadaki 20 ton salatalıkla domatesle dedi karım dedi. Oh ne güzel. Bu arada dedi ki Cengiz ne yapıyor dedi. Aynen böyle söylüyor. Onun söylediği tabirle ne kadar söylüyorum. Ne güzel, ne güzel. İyidir dedim, sana selam var teyzeciğim dedim. Ellerinden öpüyor. Sen tanıyor musun başkanı dedim. Yok ben tanımıyorum, görmedim, hiç karşılaşmadım ama onu çok seviyorum dedi. Allah ondan razı olsun. Beni dedi bu şeye verdi, bunu kurtardı. Gerçekten burada da değerli teknik elemanlarımız, mühendislerimiz özellikle her türlü kriterleri araştırarak gerçekten ihtiyacı olan ve bu işi, sera işini yapmak isteyenlerimize biz büyük bir destekle, %75 hibe desteğiyle, gerçekten büyük rakam, yaklaşık işte 130 üreticimize. Neye göre tespit ediyorlar Mustafa Bey? Bu desteği, yani %75 desteği. Tarlanın tapusuyla ilgili belli bir kriterler var. Zannediyorum 5 dönümden aşağı olmayacak. İşte hani o kriterleri. Teknik kriterler var. Teknik kriterler yani tespit ederek. Evet. Ondan sonra veriyor. Bu kapsamda mesela 17 ilçede yine kırsal kalkınmadan yaklaşık 555 arıcıya 5250 tane arı, ana arı dağıtmışız. Tabii. Şimdi yakında bir başka projemiz daha var. Kırsal kalkınmayla arı olunca oradan aklıma geldi. Arı kovanı başkan beye söyledim. Müsaade etti. Onlar bir projeyi hazırlıyorlar. Araştırmasını yapıyorlar.
Hani nedir, ne kadar, nasıl yapabiliriz diye. Bu sefer ağrı kovanı da dağıtacağız, yaptıracağız. Yine ayrıca büyük üreticilerimizden büyük bir çoğunluğuna zeytin fidanı, badem fidanı ve aynı zamanda da ceviz fidanı dağıtıyoruz. Yaklaşık fidan dağıtımı 23 bin adet ceviz fidanı dağıtmışız bu yana kadar. Bu yılda dağıtıyoruz şu anda. Ne kadar dağıtıyoruz? 11 bin adet yaklaşık benim bildiğim kadarıyla bu yıl ceviz fidanı dağıtacağız. 8 bin adet de badem fidanı ve yaklaşık da yine büyük oranda 23 bin adet de ceviz fidanı dağıtacağız. Yani ilçe ilçe cevizinden, bademine ve diğer meyve fidanlarını çiftçimize yine nasıl veriyoruz? %75 hibeyle bu hizmetimizi de değerli çiftçilerimize yapmaktayız. Kendi kırsal kalkınma dairemizin bu konudaki çabaları ve gayretleriyle bakın 17 ilçede 95 adet hayvan içme suyu göleti yapmışız. 17 ilçede 60 adet hayvan içme suyu göleti yapmışız. 17 ilçede 19 adet damlama sulama tesisi yapmışız. Aynı zamanda onu da yapıyoruz. Hı hı. Yani vatandaşlarımıza damlama sulama tesisinin yapımı yapmışız. 18 adet damlama sulama tesisinin bakım ve onarımını yapmışız. Bu 2017'den bahsediyorum sadece. Evet. 17 ilçemize 9 adet tarımsal sulama amaçlı havuz yapmışız. Daha büyük oluyor biliyorsunuz. Ve vatandaşlarımız daha iyi bir şekilde bilinçli tarım yaptırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Yonca Hanım, biz mühendislerimiz vasıtasıyla da çiftçilerimiz köylere gittiğinde bu daha iyi nasıl yetiştirebiliriz ürünü, hı hı, ve daha fazla verimi nasıl alırız diye eğitim de verdiriyoruz. Yani çiftçilerimize bu konuda eğitim de verdirmeye çalışıyoruz. Teknik elemanlarımız vasıtasıyla yapmaya, hı hı, çalışıyoruz. Yani büyük bir şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın bütün alanında aklınıza gelen her şeyle sahada hakim ve hizmetini vermek durumundadır. Mustafa Bey, çok yeni bir büyükşehir. Yeni tabii oldu ki. Daha. Yani, şurada şunun şurasında. 3,5 yıllık bir büyükşehir belediyesi. Ama ciddi bir ivme, ciddi bir yol kat etti. Tabii ki. Bir de bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı. Yapılanması da çok. Yapılanması çok. Tabii biz yoktuk o dönemde. Önemli. Ben, evet, şunu özellikle belirtmek istiyorum çok ya. Çok kısa bir sürede. Evet. Ben şuna şahidim yalnız. Büyükşehir Belediyesi olmadan önceki normal belediye döneminde şahidim, 9 ay önceden Sayın Başkan, o zaman ben Manisa'daydım, Ankara'ya gitmemiştim. Büyükşehir Belediyesi olmuş gibi mevzuat açısından hazırlanmaya başladılar. Hı hı. Tabii Büyükşehir Belediyesi olur olmaz o dönemde görev yapan, ben onları da buradan da yani değerli genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı arkadaşlarımız, mevzuat açısından Manisa'da çok güzel bir hukuki yönden de oturtmuş ve şu anda her şeyiyle tam oturmuş bir Büyükşehir Belediyesi mevcuttur. Nedir bu? Büyükşehir Belediyesi ile maskesi ile birlikte. Hani başkanımız her dönem diyor, bir kalemi olmayan bir maskeden. Ama bugün, doğru öyle ya, yani öyle bir durumdaydı. 1800 personel ulaştık diyor ya, gerçekten orası o hale gelmiş ve bugün Manisa'da suyundan, yani tam sayıları tabii ki ben bilemiyorum maskenin tabii şey olduğu için oluyor. İçme suyu sağlıkçıyken, sağlık alanında çalışırken biliyordum, çok berbat durumdaydı. Biz yaptıramıyorduk o dönemlerde su depolarını. Hı hı. Bakın geldi, yeni bir ihale daha yapmışlar herhalde. Manisa'nın hemen hemen bütün ilçelerimiz, mahallelerimizdeki su depoları yenileniyor. Evet. Hepsi boyanmış. Çünkü eskiyi koyuyoruz, yeniye bakıyoruz. Yani bunlar çok önemli ve büyük hizmetler. Yonca Hanım, bu yüzden mevzuat yönünden oturmuş bir büyükşehir belediyesi. Yani İşte rakamlar insan kaynaklarından dairesi de bana bağlı, oradan bildiğim için 1300'lerdeyken bir büyükşehir belediyesi, Manisa Belediyesi rakamıyla Sayın Başkan, belediye başkanı olduğunda yaklaşık 1900'lere yaklaşan bir Manisa Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'ne atlama yapılıyor. Ondan sonra bugün itibariyle 6459 veya 60 civarında çalışanımızla birlikte biz Manisa'nın, tabii Manisa'nın her 17 ilçesine vatandaşımızı gecesinde gündüzünde nasıl hizmet veririz, daha nasıl rahat yaşattırabiliriz, her hizmeti ayağına nasıl daha iyi bir şekilde götürürüz. Yani şöyle bir şey düşüncemiz yok bizim belediyecilikte. Yani iki tane çiçeği böceği dikelim de vatandaş görsün,
Geri kalan önemli değil. Biz altyapıya önem veriyoruz. Bakın yerin altına gömülen milyonlarca lira para var. Manisa'da yapılmamışlar yapılıyor. 100 yıldır bir belediye ilçelerimiz, köylerimizde, mahallelerimizde foseptiklerle şey yapılıyordu. Ne yaptık? Kanalizasyonları bitti. Hangilerinin önümüzdeki yılda itibariyle yaklaşık 300'e yakın, rakamları tam şey yapamıyorum ama mahallemizin kanalizasyonu bitecek, suyu bitecek, kilit parke taşıyla bitecek, asfaltıyla bağlantı yollarını bağlıyoruz. İnanın hani böyle bir hizmet İl Özel İdare döneminde, köy hizmetleri döneminde, YS dönemlerini bildiğim evet. için yani bunu yapmak, başarmak çok zor. Ulaşmak çok zor. Mustafa Beyciğim, her şeyi bir tarafa bırakalım. 40 yıllık bir sorunu vardı Manisa'nın. Evet, evet. O sorunu ona en sonunda söyleyeyim sorun. Diyecektim. Evet. Ben de programımızın sonuna yaklaştım, evet. yaklaştık diye onu da hani evet. toparlamak babında tabii ki söz hakkı vereceğim mutlaka ama yani o her şeyin ötesinde yaklaşık birkaç hafta önce açılışında hep birlikte yaptığımız muhteşem bir tesiste artık Manisa'da çöp diye bir şey kalmadı. Bence de. Yani Manisa'nın başkanımız diyor ya 40 yıllık çöp sorunu çözülmüştür. Gerçekten vahşi depolama alanlarını Manisa'da bu yapılan projeyle bitmiştir. Yani ben yıllardır bilirim çöplük defalarca yanar, evet, itfaiye var. Müdahale eder, koku bütün şehrin tabii ki bütün şehri kapsar. Bugün artık o yanan çöplükten enerji üretiliyor ve TH'a satılıyor. Muhteşem. Bugün kurduğumuz katı atık depolama ve bertaraf tesisi biliyorsunuz 400 küsür milyonluk bir şeyde alan 400 hektar alana yayılmış 110 milyona kurulan geçenlerde bir şey oldu herhalde zannediyorum. Bence şöyle evet. demek istiyorum açıkçası. Ben önce bir tesisi gelip görsünler, bir incelesinler. Tabii ki. Tabii bence ki. Ondan sonra. Değil mi? Ya bir kere gelin, görün. Sonra yani çünkü görmeden, araştırmadan bence tesisi konuşmamakta fayda var. Bu tesiste sadece çöp şey olmuyor. Bakın çöp toplandığında tabii ki teknik arkadaşlarımız burada geldiğinde o tesisi daha iyi anlatırlar. Anlattılar. Tekrar da anlatıyoruz anlatılması zaten. Anlatılması lazım bana göre çünkü çok önemli bir şey. Kamu parasıyla evet. yapılan en büyük tesis. Tam otomatik. Bu tesis. Tabii ki. Buradan enerji üretilecek, buradan gübre üretilecek. Buradan ayrıştırılacak olan şeylerle geri dönüşüm kazanımları kazandırılacak ve neticede ileriki yıllarda burası bana göre ve hepimiz yaşayacağız inşallah Allah nasip eder ömrümüz olur görürüz. Burası kendi kendine bir de para kazandıran bir yer olacak. Aynen şöyle düşünüyorum bakın hani belki ütopik gelebilir şu an size söyleyeceğim ama belki Manisa bundan bir 10 yıl sonra hadi biraz daha 10 yıl sonra diyeyim. Başka illerden çöp almaya başlayacak enerji üretmek için. Tabii ben ki. Öyle düşünüyorum açıkçası. Parayla çöp alacağız. O var olacaktır. Aynen öyle yani, olacak. Çünkü çöpü bitirmiş oluyoruz. Artık çöp almaya başlayacağız diye düşünüyorum bir de enerji ben. Enerji üretelim diye. Aynen öyle. Çünkü birçok örneği de var. Yurt dışında böyle bu tipte tesisler. Aynı şekilde artık çöpü bitirmişler. Başka ülkelerden çöp almaya başlamışlar. Bence biz de bir süre sonra aynı duruma geleceğiz diye düşünüyorum. İnşallah bu hizmetleri hep beraber ekiple, takım oyunuyla, evet. takım oyunu oynamak çok önemli bir şeydir. Yani bütün belediyemizin en alt kademesinden üst kademesine kadar çalışan, bütün çalışanlarımızın emeği ve alın teri vardır. Her birini ben de buradan tebrik ediyorum. İyi bir takım oyunu oynuyoruz. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor, özverili bir şekilde. Belediyecinin mesaisi olmaz diye düşünen birisiyim ben yani. Hayatımda memuriyet hayatım hiç mesaiye uymadım zaten. Mesai diye bir şey bilmez. Hizmetin durup ve durmaması diye bir şey yoktur. Her gün yeni bir şey üretmek, yeni bir yere varabilmek lazım. Şunu da iyi bilmek lazım. Dünü bugünüyle eş tutan olan hizmet yapamaz. Bir günün bir gününü tutmaması lazım. Bir ertesi güne daha iyi projelerle, yeni ufuklarla tekrar sabah uyanmalısın güneşle birlikte. Çünkü önemli bir yerde duruyoruz, önemli bir kurumda hizmet etmeye çalışıyoruz. Hem milletimizin parasını en iyi bir şekilde Sayın Başkan'la birlikte nasıl planlar, programlar yapılıyorsa hizmeti de ona göre vatandaşımıza ulaştırmamız lazım. Burada çalışanlarımızın hepsini çok daha duyarlı, işine sahip çıkan, sorumluluğunu iyi bilen insanlar olarak çünkü yaptıkları her hata Büyükşehir Belediye'mizin hizmetinin aksamasına sebep olacaktır. O yüzden
Tekrar buradan bütün çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Ancak daha dikkatli olmaya, daha titiz davranmaya, vatandaşlarımıza sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşmaya, onlara o hizmeti götürürken gönülden, yürekten hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşımızın yüzünü güldürmektir. Amacımız Manisa'yı aydınlık, daha yaşanabilir, kültürel ve sosyal etkinlikleri bol, efendim söyleyeyim, bir il haline getirebilmek ve Ege'de gezmeye gelinebilecek, görülecek işte bir il haline getirebilmek, Kula'da yapılacak olan jeopark şeyiyle de planıyla da birlikte zannediyorum ileriki yıllarda sağlık turizmi de Manisa'ya gelecektir. Kültürel turizm var, sağlık turizmi de var. Çünkü kültürel turizmde il içerisinde kültürel ve diğer tarihi yerlerimizi görmeyen bayan da bırakmadık biliyorsunuz. Biliyorum. Yaklaşık 6-7 yıldır devam eden bir projemiz Haydi Kadınlar Manisa'ya. Haydi Kadınlar Manisa'ya. Evet. Manisa'dan da ilçelere de aynı zamanda hem ilçelerden Manisa'ya geliyor hanımlarımız hem de Manisa'dan ilçelere tabii gidiyorlar karşılıklı. Ya, o da çok her tarafı herkes görmüş oluyor. İlini tanımak çok önemli. Yani şimdi Demirci'deki Çataloğlu'ndaki bir kardeşimizin gelip Manisa'daki Şehitler Abidesi'ni görmesi çok önemli bir olay. Yani Çanakkale Şehitler Abidesi'ni. Biz şimdi tabii Manisa'da Manisa Belediyesi sosyal projelerle gerçekten ön plana çıkan bir büyükşehir belediyesi oldu. Daha öncesi de var. Burada kent konseyleri vasıtasıyla kendim de çok iştigal etmiştim. O konuyla da ilgilenmiştim. Biz burada hemşeri derneklerini bir araya getirdik belli bir dönemde. Yaklaşık 20 küsur derneği. Geçen gün karşılaştım onlarla. Başkanım tekrar bir araya getir bizi. Biz yeniden Manisa'daki kardeşlik bağını birbiriyle kenetlettirelim diye. İnşallah onlara da yeni bir proje yapacağız. Başkanımızdan müsaade alabilirsek tabii ki kendileri de takdirler onay verirse. Mutlaka onay verecektir zaten. Manisa'da yeniden bu farklı alanlarda, farklı yerlerde doğmuş, farklı kültürlerde yaşamış kişilerin hem kendi kültürlerini yaşatması hem de Manisa'ya daha iyi bir şekilde uyum sağlayabilmesi. Manisa'ya katma değer katan insanlar bunlar. O zaman bunlara bir slogan bulmuştum ben. Manisa'dayız, Manisalıyız diye. Ve gerçekten bu da Manisa'da doğmamış Manisalılar. Yaklaşık 350 binin üzerinde. Benim tespitim öyleydi. O yıllarda şimdi ne kadardır bilemiyorum. Ve Manisa'daki kültürel yaşama katmak, iç içe yaşamak, birlikte yaşamak, birlikte huzurlu ve mutlu yaşamak için böyle bu projemizde inşallah ilerideki günlerde onlarla da bir araya başkanımızı getirerek yeniden onu da canlandıracağız inşallah. Ve gecesinde sokağa çıktığı zaman Manisalı hemşehrilerimiz aydınlık bir Manisa'da caddeleri, sokakları aydınlanmış, işıl işıl, ayağı takılmayan, tökezlemeyen, taşa takılmayan vatandaşlarımız ışıl ışıl, kültürel ve sosyal her köşesinde ayrı bir etkinlik ve kültürel etkinliği olan bir Manisa'da yaşayacaktır inşallah. Yapılacak olan projelerde de işte önümüzdeki yıllarda inşallah eski garaj projesi, Manisa Premium projesi yakında bitiyor. Öğretmen evi kavşağımız ve daha nice benim aklıma gelmeyen sayamadığım projelerle. Zaten yine konuk edeceğiz Mustafa Bey. Bir günlük değil programımız. Tamam, inşallah. Bu projelerle. Çünkü çok konumuz var. Evet. Biz sadece üstünden geçtik bugün. Tabii. Çok ince ayrıntılara giremedik. Bir başka programda daha ayrıntılı ben sizi. O zaman toparlayalım diyorsun edeceğim. Ya. müsaade ederseniz evet programımızı da yavaş yavaş sonuna geldik. Ama yine de eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onu da alayım son olarak. Sonra programımızı kapatacağım. Evet. Ben tabii ki teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu herhalde zannediyorum. Çok keyifliydi. Ben buradan tekrar bizi izleyen değerli hemşehrilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bizi izlemeye devam etsinler Manisa Büyükşehir Belediyesi. Hemşehrilerini en iyi şekilde bu şehirde yaşatmak için elinden gelen gayreti 24 saat çalışarak yapacaktır. Bundan emin olsunlar ve bizi, hizmetimizi kimse engelleyemeyecektir. Kimse de kolay kolay engelleyemez. Vatandaşımızın yanındayız her zaman. Bize inanan, güvenen insanların güvenlerinde boşa çıkarmayacağız. Tabii ki buradan hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum herkese. Size de teşekkür ediyorum. Bütün WebTV çalışanlarını da tebrik ediyorum. Güzel bir televizyon şeyi oldu burası da. Sağ olsun. Başkanımızın direktifleriyle tabii. Sağ ol Mustafa Bey. Ben de teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Siz de sağ olun efendim.
Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.